Yaz Taş'tan Engelsiz Pandemi Projesi kapsamında Hatice Hanım'la birlikteyiz. Hatice Hanım iki kız annesi. Bize pandemi sürecinde yaşadıklarıyla ilgili bilgi aktaracak. Hatice Hanım, sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? 37 yaşındayım, ismim Hatice. İki tane ağır engelli kızım var. Ufaklık 8 yaşında, Down sendromlu. Bir ayağımız ampute edildi. Ağır kalp hastasıyız. %86 ağır engelli grubunda. 15 yaşındaki kızım Havva Nur. 4 sene önce kemik tümörüyle başladık mücadelemize. Ameliyatlardan sonra şimdi kısmen daha iyiyiz. Havva Nur da ağır engelli grubunda. Öyle. Havva Nur, sen kendinden biraz bahseder misin? 15 yaşındayım. İsmim Havva Nur. 4 senedir kanser tedavisi görüyorum. Çok pozitif, çok güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Neye borçluyuz onu? Yaşamak istiyorum, yaşamayı seviyorum. Buna borçluyum. O zaman sen de devam edelim. Dünya pandemiyle Mart ayından beri uğraşıyor, mücadele ediyoruz. Mart ayından itibaren de bizim yoğunlukta olarak evde kalmamız istendi. Evet. Sen de uzun süreli aralıklarla evdesin, dışarı çıkmaman gerekiyor. Neler yaptın? Pandemi sürecinde evde kaldığın dönemdeki yaşamını anlatabilir misin? Şöyle, çok sıkıldık. Önce bunu söyleyeyim, çok sıkıntılı bir süreçti. Çünkü zaten normalde de yapabildiğimiz şeyler çok kısıtlı. İstersem ben internete yoğunlaştım. Evde film izledik, oyunlar oynadık, ne bileyim boyamalar yaptık, kitaplar okuduk, yani böyleydi. Zamanı eğlenceli geçirmeye evet. Çalıştın. Evet, olabildiğince. Peki ne öğrendin bu süreçte? Yani bu süreçte... Korkuların oldu mu, tedirgin oldun mu, hastalık bana bulaşacak mı? Evet, şöyle bir şey oldu. Ben zaten pandeminin bir kısmında, yani ilk başladığı dönem hastanede yatıyordum ve 3 akciğer ameliyatı geçirmiştim. 3 kere yoğun bakımda kalmıştım. Şöyle düşündüm ister istemez, ya dedim bu kadar şeyi atlatıp, riskli ameliyatlarda bu kadar şeyi atlatıp dedim pandemi yani olamaz. Zordu. Korktum. Evet. Arkadaşlarınla nasıl iletişim kurdun? Yani... İnternet üzerinden görüntülü konuştuk. Genelde öyleydi. Peki evde kaldığın dönemde yeme içmende herhangi bir değişiklik oldu mu? Stresten kaynaklı olarak aşırı yemek yemek ya da zayıflamak gibi? Şöyle zayıflamıştım ama o hastaneden dolayıydı. Zaten kilo almaya çalışıyordum. Ama yemek çok fazla yedik yani. İnsan geriliyor, yapacak bir şey yok. Sürekli yemek yiyoruz. Sürekli anne börek yapıyor, çörek yapıyor, ev yemekleri derken. Yani. Hatice Hanım, iki tane ağır engelli annesisiniz. Pandemi süreci başladığı günden itibaren neler yaşadınız? İlk yasakta Aybüke özel bir çocuk. Çiğneme yetimiz yok, yutma yetimiz var. Ben o ilk yasağı hiç unutmuyorum. Çünkü Aybüke'nin dışarıdan hazır tüketebildiği tek şey yoğurttu. Ve bir günü yoğurtsuz geçirmiştik biz. Zor oldu. Havva Nur çok ciddi bir yoğun bakım sürecinden çıkmıştı. 7 gün yoğun bakımda koma halinde kalmıştı. Sonrasında taburcu oldu. Bu kez eve kapandı. Zaten 4 senedir tedavi görüyordu. 7 aydır da hiç dışarıya çıkmamıştı. Tam biz hani artık eve geliyor, taburcu olacak, hani daha iyi olur. Çünkü kanser hastalığı motivasyon hastalığıdır, moral hastalığıdır. Ama Havva Nur tekrar evin içine kapanmış oldu. Dolayısıyla... Sonuçta hani her ne kadar yetişmeye başlamış bir kız çocuğu da olsa illaki istekleri ve arzuları oluyor. Dışarıya çıkmak istiyor, gezmek istiyor. Zaten 7 ay hastanede kapalı kalmış. Tekrar evin içinde bir hapishane gibi olmuş oldu hepimiz için. Her ne kadar bilinçli de olsak psikolojik olarak etkileniyorsunuz tabii ki. Moraliniz bozuluyor. Sonuçta bir de bizim çocuklarımız kronik hastalar. Yani normal sağlıklı bir birey bu virüsü kolay bir şekilde belki atlatabilirken kronik hastalar biliyorsunuz tedavileri çok daha zor oluyor. Tabii öyle bir korku sardı bizi. Hani 4 sene mücadele verip işte yoğun bakımlardan çıkıp eyvah bir yerden virüs kaparsak ne olur gibi düşüncelere kapıldık. Ankara'ya gitmemiz gerekiyordu. Bizim tedavimiz Ankara'da da devam ediyor. Ulaşım sıkıntı oldu. Uçak mümkün değildi. Kateterimiz vardı çünkü. Otobüs yolculuğu çok fazla yoracaktı. Arabayla gittik ama Ankara kalabalık bir yer, gitmeniz gerekiyor.
Tabii ki dikkatli ve bilinçlisiniz ama psikolojik olarak etkileniyorsunuz hep bir şekilde. Bu da sizi ister istemez zorluyor. Çocukların ihtiyaçlarını karşılamakta kısmen, çünkü yasak açıklanıyor. Kızınızın, engelli kızınızın evde yeterli bezi yok. Önceden bilgiye sahip değilsiniz çünkü. İlaçları var. Evet, yazdırmanız gerekiyor. Evet, bir kolaylık da getirdiler. Raporları uzattılar. İşte sağlık ocağına veya hastaneye gitmeden belli başlı ihtiyaçlarımızı eczaneden direkt karşılayabildik ama sonuç itibariyle sorun da yaşıyorsunuz. Çünkü hepsi resmi prosedür. Mesela ilk biz bezimizi alırken bakanlığın açıklamasına rağmen şey oldu bizde. Medikalcimiz dedi ki hayır, reçeteyi yaptırıp getireceksiniz. İyi de bakanlık açıkladı bunu. Hani reçete olmadan alabiliyoruz. Ona rağmen ben hani sağlık ocağına gidip reçetemizi yaptırıp medikalciden bezimi öyle alabilmiştim. Herkes panik halindeydi aslında. Hani çok da bir şeyler, böyle taşlar yerine oturmamıştı. Çocuklarla sıkılıyoruz. Şimdi engelli bir çocuğa sahipseniz, daha çok küçük kızım için konuşuyorum. Sosyalleştirdiğinizde bu çocuğu topluma daha fazla kazandırabiliyorsunuz. Ama evin içinde geçirmiş olduğumuz net bir 4 ay var. Çıkartamadım ben küçük kızımı. Böyle olunca da algılamanız, hareketleriniz, her şeyiniz geriliyor. Özel çocuklar çünkü bu şekildeler. Ne kadar çok geri kalırsa da hayata o kadar geriden başlamış oluyorlar. Kazanmış olduğunuz her bir edinimi unutabiliyor bu çocuklar. Böyle. Peki bu süreçte herhangi bir destek aldınız mı? Yani destek... Yerel yönetimden, kamudan, sivil toplum örgütlerinden? Ya bütün samimiyetimle söyleyeceğim. LÖSEV birkaç kere aradı. LÖSEV'den, bu arada isim verebiliyor muyuz bilmiyorum ama LÖSEV'den maddi manevi destek aldık diyebilirim. Onun dışında belediyeden erzak desteği geldi. Ama sağlık olarak hani ya da psikolojik olarak ya da ulaşım için herhangi bir kurum, kuruluş veya derneklerden hiç kimse arayıp da yani bu çocukların bir yere gitmesi gerekiyor mu? Ya da işte biz şurada çalışıyoruz, şunu yapabilir miyiz? Ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz veya çocukların getirip götürülecek herhangi bir şey var mı diye hiçbir yerden hiçbir şekilde bir destek almadık biz. Kimse de aramadı zaten. Peki evde olduğunuz süreçte özellikle büyük kızınızla ilgili kontroller olması gerekti mi? Zaten rutin kontrolleriniz var. Yani haftada bir muhakkak kan tahlili vermeniz gerekiyor. Onun dışında 4 yıllık ağır bir kemoterapiden çıktığınız için, yoğun bakımdan çıktığınız ve defalarca ameliyat olduğunuz için başka bölümlerde de klinik kontrolleriniz var. Haftada bir kan kontrolüne gidiyorsunuz, haftada bir çocuk cerrahisine kontrole gidiyorsunuz. Bu haftada 2 gün yapıyor. Bazen kan değerleri normal olmadığı için 3. gün gidip bir kırmızı kan, trombosit veya serum desteği almanız gerekiyor. Haftanın minimum 3 günü gidiş gelişlerimiz mecburi ve de şey hani ay dur gitmiyoruz gidemeyiz durumunuz söz konusu değil. Peki tedavi için gittiğinizde küçük kızınızı ne yapıyorsunuz Aybüke'yi? Aybüke'ye genellikle hemşire bir bakıcı tutuyorum. Çünkü Aybüke'nin sadece kalbinin %35'i çalışıyor. Olası bir solunum durmasında, satürasyonu düşmesinde hani normal bir insanın fark edemeyeceği şeyleri gözlemlemek için bilinçli birini bırakmanız gerekiyor Aybüke'ye. Bu da bir hemşire oluyor genellikle. Öğrenci veya mezun olmuş hemşirelerden destek alıyoruz. Çünkü evimizde solunum cihazımız falan var destekli. Onu da dediğim gibi hep her seferinde tecrübeli birisine bırakıyoruz. Aslında 7/24 kontrol altında olması gerekiyor, onu anlıyorum. Yani muhakkak. Bu süreçte de ciddi de bir gider oluşuyor sizde. Evet. Peki bunu nasıl karşılıyorsunuz? Her iki kızım da ağır engelli grubunda olduğu için evde bakım maaşlarım var. İkisinden de evde bakım maaşı alıyorum. Fakat onun dışında hiçbir gelirim yok. Evim kira. Yetiyor mu diye soracak olursanız tabii ki yetmiyor ve karşılamıyor. Sonuç itibariyle kızımı haftanın 3 günü ben taksiyle getirip götürüyorum. Minibüse binemiyoruz. Ayağımız protez. Enfeksiyona açık bir çocuk. Şahsi arabam yok. Bildiğim kadarıyla belediyelerin ücretsiz ulaşım araçları var fakat randevulu çalışıyorlar. Bizim hangi gün ne zaman ya da saat kaçta gideceğimiz belli olmuyor. Bazen gece bile acile gidebiliyoruz biz. Küçük bir renk değişiminde, solunum sıkıntısında her ikisi için de geçerli. Küçüğü genellikle ambulansla götürüyorum o tarz durumlarda. Çünkü oksijen desteği alması gerekiyor.
Zaman zaman dostlarımız destek veriyor maddi olarak. LÖSEV'in 5 ay bir desteği oldu. Böyle yani ben şey derim genellikle, iyi insanlar iyi ki varlar ve iyi insanlara denk getirsin Rabbim ömrümüzü yolumuzu. İyi insanlar olmazsa çünkü bizim yaşantımız çok daha zor. Amin inşallah. Pandemi döneminde yoğun olarak evde kaldığınız süreçte çocuklarınızla eğlenceli nasıl vakit geçirdiniz? Onların motivasyonunu nasıl yüksek tuttunuz? Eğlence ihtiyacını nasıl, neler yaptınız? Ya o zaman kötü olandan başlayalım. Aslına bakarsanız bir ara ben bile dibe vurdum. yani böyle elimizde bir toz kovası, daha fazla bir temizlik, daha fazla bir titizlik. Zaman zaman hani anne kız birbirimize bile yükseldik. Çünkü evin içindesiniz. Hı hı. Hiçbir kimse, hiçbirimiz dışarı çıkıp bir mola alamadık. Bir de benim kızım sosyal bir çocuktur. Hı hı. Ben de kısmen öyleyim. Neler yaptık? Çokça film izledik. Havanur biraz mutfağa dadandı. İşte böyle fırında işte yemekler, pastalar, börekler. Neydi? Jenga mıydı? Jenga oynadık. Onu falan oynadık böyle. Bir de şey, biz biraz fazla dizi falan çok, yani internet dizilerine çok yüklendik oradan. Sezon. Sağlık olarak biraz böyle işte çok fazla araştırmacıyım. Hı-hı. Yani genelde hastane belgeselleri, ameliyat belgeselleri veya işte yurt dışındaki tedaviler, neler keşfedilmiş, neler bulunmuş gibi. Biraz öyle fazla bir sanırım çocuklardan dolayı ameliyatlar falan izliyorum yani. Öyle geçirdik genellikle. Peki o süreçte korkuya, kaygıya kapıldığınız oldu mu? Ciddi bir şekilde oldu ama biz onu acayip bir espriye çevirdik kendi aramızda. 4 sene kanserle mücadele verip büyük kızım için, küçük kızım için 21 günlükken yaşaması mucize, hazırlıklı ol demişlerdi ve şu anda 8 yaşında. Şunu düşündüm, 8 yıl orada mücadele verip, 4 yılda burada mücadele verip bir virüsten dolayı çocuklardan birini kaybetme korkusu. Çünkü kronik hastalar. Aybüke'nin kalbi ve akciğeri bu virüsü kaldırabilecek potansiyele sahip değil maalesef. Büyük kızımın da sağ akciğer alt lobu alındı. 3 kere akciğer ameliyatı oldu. Artık biz böyle birbirimize bakıp, anne 4 sene mücadele verip ya ben virüsten ölürsem gibi espri haline getirdik yani artık. Ciddi korkular. Yani verdiğiniz mücadelenin basitmiş gibi gözüken bir virüsten dolayı eyvah kaybedersem ya da ben mecburi olarak dışarıya istisna durumlarda alışverişe çıktığım zamanlar oldu. Ya ben bir virüs getirirsem, fark etmezsem, çünkü sağlıklı bir insanda normal bir seyrinde gidebiliyor bu virüs. Fark etmezsem çocuklarıma geçirirsem gibi telaşlarımız oldu, korkularımız oldu. Hani çok misafir kabul etmedik zaten. Dostlarımız da bu konuda anlayışlı davrandılar. Arada işte ablam hani gelip gitti falan ama dediğim gibi ciddi bir ağır bir psikolojiyle hala da devam ediyor. İnşallah geçecek diye ümit ediyoruz. İnşallah. Yani bu sürecin ne zaman geçeceğini bilmiyoruz ama önümüzdeki Eylül-Ekim'den itibaren de hani tekrardan gündemimize gelecek. Hı hı. Geçmişe baktığınızda Mart ayından itibaren aslında normalleşme değil de çok şeyi öğrendik. Bu süreç size neyi öğretti? Bir sene önce Akdeniz Üniversitesi'nin bahçesindeyiz Havva Anur'la. 8-9 yaşlarında bir kız çocuğu. Havva Anur'un yüzünde maskesi vardı. Ciddi bir şekilde Havva Anur'a bakıp durdu. Maskesinden ötürü. Saçlarımız yoktu, kaşlarımız, kirpiklerimiz yoktu. Hı hı. İlginç annesi de böyle bakmaya başlamıştı. Tabii Havva Anur o zaman biraz daha küçüktü. Hı hı. Beklenmedik bir atak yaptı Havva Anur. Neden dedi bana öyle bakıyorsun? Ben dedi öcü değilim. Sadece hastayım demişti. Maskem var sadece. Toplum genel olarak bilinçsiz zaten. Bu dönemde herkes eşit bir hale geldi. Herkes maske taktı. Evet. Kimse birbirine artık öcüymüş gibi bakmıyor. Genel olarak da zengin, fakir, güzel, çirkin herkes evin içine kapanmak durumunda kaldı. Birçok erkek ve kadın, anne, babalar birbirlerini daha iyi anlayabilirler diye düşünüyorum. Toplumsal olarak aslında sadece sağlığın daha değerli olduğunu birçok insan daha iyi anladı diye düşünüyorum.
Öyle. Peki bugüne kadar yaşadıklarınızı düşünerek pandemi de dahil bundan sonrası için geleceğe bakış açınızı bir değerlendirsek olumlu ya da olumsuz şu an geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Pandemi ile alakalı evet. Şunu söyleyebilirim. Bence hala herkes olayın ne kadar ciddi olduğunu çok da farkında ve bilincinde değil. Tabii ki ben de zaman zaman dışarıya çıkıyorum. Ama hala daha bir AVM'ye gitmedim, örnek veriyorum. Zorunlu çıkışlarımız var hastane gibi. Eğer Havanur'u dışarı çıkartmam gerekiyorsa açık alana, bir ormana veya bir deniz kıyısına, çok kalabalığın olmadığı yerlere götürüyorum. Ama insanlar hala farkında ve bilincinde değiller. Yani hala daha maskesini takmayanlar ya da hiçbir şey yokmuş gibi 15-20 kişi bir araya gelip pikniğini yapıp ya da yan yana dip dibe oturanlar var. Şehir dışından gelmesine rağmen çok rahat bir şekilde direkt kalabalığa karışanlar var. Bu ürkütücü. Aslında kimse bireysel olarak da düşünmemeli bu olayı. Çünkü kronik hastaların sayısı çok fazla. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar çok hep birlikte üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Ama bakıldığında yine hala genel olarak kimse çok farkında değil, ciddiyetinde de değiller sanırım. Çok rahat bir şekilde hayatlarına idame edebiliyorlar. Biz hala daha evin içindeyiz. İstisnaların dışında çıkmamaya özen gösteriyoruz. Farkına varılmalı, geç bile kalındı diye düşünüyorum ama öyle yani, bilmiyorum. Anladım, çok güzel bir şey söyledin. Yaşamak istiyorum diye. Evet. Biraz anlatır mısın? Nasıl yaşamak istiyorsun? Ya ne olmak istiyorsun mesela? Gelecekte hayallerin ne? Moda tasarım okumak istiyorum. Tabii şu an okulum ister istemez herkesinkinin de dışında askı da benim tedavimden dolayı. Ama kendime kademe kademe hayaller kuruyorum. Şu anki ilk hedefim kanseri yenmek. İkincisi bir hani oyunculuk, bir modellik. En azından kısa saçlarımı değerlendirmek istiyorum bu anlamda. Üçüncüsü bir butik açmak istiyorum. Sonrasında en üst çatadaki hayalim şu. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle dünyaca ünlü yerlerde birer tane fotoğraf çekinip hepsini bir kartpostal haline getirmek istiyorum. Böyle sticker gibi. Öyle bir hedefim var ama meslek olarak da moda tasarım falan okumak istiyorum şu an için. Değişmezse. Çok güzel. Umarım bu hayallerine ulaşırsın yani. İnşallah. Okul olarak kaçıncı sınıftasın? Şu an normalde lise 2 olmam lazım ama ben tedavimden dolayı dondurdum okulumu. Şu an 7'den devam ederim. O boşluğu nasıl tamamlıyorsun? Çünkü bu da önemli. Yani dondurdun. Kendini bir şekilde telafi etmen lazım. Okula eve öğretmen mi geliyor, hastaneye mi geldi ya da internetten takip ediyorsun? Hani tedavimden çok ağır kemoterapiler aldığım için hani herhangi bir öğretmen ya da ne bileyim bir şekilde derse adapte olacak şeyim yoktu. Psikolojik anlamda da yoktu pek. İşte yeni yeni toparladım. Yeni yeni şu an yaşım dolduğu için zaten açıktan okuyabiliyorum. Açıktan bitireceğim şu an için, artık evde test çözeceğiz. Sana baktığımda ben şey hissediyorum, yani hani genç bir kanser hastası ama cıvıl cıvıl, çok pozitif, hani bu konuda söyleyecek o kadar çok şeyin var ki birçok insana örnek olabileceğini düşünüyorum. Hani bu içten gelen o motivasyon, olumlu, pozitif duygu beni çok etkiledi. Neslican'ı biliyorsunuzdur. Tedavime yeni başlamıştım. İster istemez yani beklediğimden daha iyi tepki vermiştim ama kötüydüm yani. Onu gördüm internette, yazılarını okudum, dedim ki ya tek ben böyle düşünmüyormuşum. Hastalığımız da aynıydı onunla, onu da akciğerine sıçradı, benim de şu an için. Çok ondan çok etkilenmiştim. Yani onu o kadar çok benzetiyordum ki tek umudum oydu. Hani ya bak işte belki bir gün tanışacağız, konuşmuştuk da. İnternet üzerinden konuşmuştuk da. Ben ona hayatımı anlatmıştım, o bana tavsiyeler vermişti, yazışmıştık. Hastanede yatarken vefat etti. Tek bir isteğim vardı. Hiç kafadan şey kuruyordum. Ya diyorum çıkayım, yazacağım, onunla görüşmek istediğimi söyleyeceğim falan. Kısmet olmadı. Ben de kendime şöyle bir hedef koydum. Ki şu an bunun üstünde ilerlemeye çalışıyorum. Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyorum. Onunkini tamamlamaya çalışıyorum. Daha YouTube'a geçmedim ama Instagram'da kısa kısa videolar çekmeye başladım. Hangi Instagram? Onu söyleyebilirsin. Takip etmek isteyenler sen nereden takip etsin?
Mikijiko. Mikijiko diye tamam, bir kullanıcı adı. Tamam, biz onu altyazıyı belirtiriz videonun altına. Hani orada olabildiğince yaşadığım süreci, hep pozitif olmadığımı da aslında. Çünkü duygusal bir insanım, inişlerim çıkışlarım elbette oluyor. Hani onlara sürekli aslında mutlu olmadığımı da, mutlu olduğumda da onlara göstermeye çalışıyorum. Hani mesela şöyle bir yazım var hatta. İnsanlar hep dışarıda şöyle, boydan boya ameliyat izim var bacağımda, hep şöyle ya, trafik kazası mı, yanık mı, niye maske takıyorsun, pandemiden öncesinden bahsediyorum. Yok annenden babandan mı, işte ne bileyim, öyle mi böyle mi, kanserim yani, bu kadar basit, kanserim, hayatta böyle bir gerçek de var maalesef. Bu ön yargıları en azından yıkmak için ve dediğim gibi Neski Can'ı tamamlamak istiyorum. Bayrak ben de, annem öyle söylüyor. Bayrak sen de zaten hani bir bunu kabul edip içselleştirip yani onun hayatının bir parçası haline getirdiğinde artık ondan korkmamaya başlıyorsun ve artık onu yenmeye başlıyorsun. Ben sende bunu gördüm. Şöyle bir şey, kanser benim hayatımın merkezi değil. Benim hayatım, kendi hayatım kanser içinde bir pürüz. Ben böyle bakıyorum. Çünkü eğer kanser benim hayatımın merkezinde olursa hani çok daha farklı bir düşünceye sahip olurum. Ama şöyle bakıyorum, yaşantımı olabildiğince ben devam ediyorum. Hastaneye gitmem lazım, tedavimi almam lazım, kullandığım ilaçlar var. Diğer insanlara göre biraz daha dikkat etmem lazım ama devam etmem lazım, böyle bir şey. Çok gurur verici, yani müthiş bir enerjin var. Dilerim hayallerine de kavuşursun. İnşallah. Annenin de duygularını almak istiyorum. Siz kızınız konuşurken bir taraftan da size baktım. Duygulandığınız bir anne olarak, anne yüreği olarak biliyorum ki onun hayallerine ulaşması için siz de mücadele ediyorsunuz. İlk hastalığımı ben ona açıklamak zorunda kaldığım daha çok zordu 4 sene önce. Dedim ki bu vücut senin vücudun. Bir misafirimiz var. Onu ağırlamamız lazım ve güzel ağırlamamız lazım. Sonra da yolcu etmemiz gerekiyor. Misafirler çok kalmaz, kalmamalı. O şekilde açıklamıştım. En son Şubat'ın 19'unda 3. akciğer ameliyatına girdiğinde bizim şartlarımız çok zordu. Yani kurtulmama, o ameliyattan çıkamama durumumuz vardı. Uğurlarken şunu söyledim. 3 ay yat, 5 ay uyu. Bir sene yat ama muhakkak dedim uyan, seni bekliyor olacağım, söz veriyorum. İlk ameliyatından 24 saatte çıkmıştı yoğun bakımdan. İkinci ameliyatında da 24 saatte çıkmıştı yoğun bakımdan ama üçüncü ameliyatında 24 saati geçtikten sonra uyanamamıştı. Birincisi gün tamam dedik, biraz fazla yorgun, uyuyacak. İkincisi gün hadi biraz daha uyusun. 3, 4, 5, 6, 7 gün uyudu. O 7 gün çok zor geçmişti. Ben ona şunu söyledim. Bu hastalığı yeneceğiz. Yenmemiz lazım. Beni bırakmaman gerekiyor. Seni seven çok insan var. Kimseyi bırakmaman gerekiyor. Herkes seni çok seviyor. Kalpler bir, dualar bir. Çok şükür. Pozitif enerjiye ben çok inanırım. O kadar güzel yürekler dua etti ki. Uyandı, geldi aramıza. Bu hastalıkla mücadele kimse etsin istemem. Ama olur da birileri kötü bir haber alırsa, şunu söylemek isterim. Kesinlikle moral hastalığı. Tabii ki zaman zaman dibe vurabiliyorsunuz. Ama gardınızı düşürmemek, bu hastalığa teslim olmamak, inanmak, mücadele etmek yapabileceğiniz en güzel şey. Eyvah, bizim başımıza neden geldi, niye geldi derseniz, dizlerinizi döverseniz bu hastalık sizi ele geçirir ve teslim olursunuz. Biz hiçbir zaman teslim olmak istemedik. 20 yaşındaydım ben Havanur'u kucağıma aldığımda. Biz birlikte büyüdük onunla. Çok şanslıyım. Bence çok şanslı. Sizin gibi anneyi, siz çok şanslısınız. Çok gurur duyuyorum. Hiçbir zaman pes etmedi ki. 4 ay tedavilere yanıt alamadık biz. Eyvah.
bizimle vedalaşacak dediğimiz zamanlarımız çok oldu. Hiç ağlamam onun önünde kolay kolay ben. En son bütün vücudumuzu enfeksiyon kaplamıştı 2017'de. Şöyle tuttum. O anki psikolojiyle dedim ki kendine gel. Lütfen. Ne olur. Gidiyorsun gitme. Silkelen dedim, ne olur lütfen. Bana dedim bunu yapma. Ki ilk defa belki hastanede ben hep dikimdir. Çünkü oranın psikolojisi başkadır. Ağlayanlar olduğunuzda karşınızdaki insanları hep demoralize edersiniz. İlk defa 36 kişilik servisin koridorunda duvar dibine oturup ağladığımda hemşireler, doktorlar ve personel beni görmüştü. Hatice Hanım siz ne olur lütfen demişlerdi. Dedim lütfen beni bırakın. O gün onu Havanur'u silkeledim. 10 gün sonra tedavilere yanıt vermeye başladı. Tabii ki hani etten kemikteniz. Yani hiçbirimiz de robot değiliz. İnişlerimiz çıkışlarımız oluyor. Ama Allah hiçbir kulu ne evladıyla ne bu hastalıkla sınamasın. Maddi ve manevi olarak bu hastalık çok fazla yıpratıyor. Çocuğunuzun veya sevdiğiniz kişinin saçlarının, kaşlarının, kirpiklerinin dökülmesine ve onları tek tek toplamak zorunda kalıyorsunuz. Bunlara tanıklık ediyorsunuz. Yediği bir lokma yemeği aldığı kemoterapilerden dolayı kustuğunu görüyorsunuz. Tuvalete kalkamıyor. Altını temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Hem bakan için hem baktıran için çok zor bir durumdur. Birçok ekstradan ihtiyaçlarınız oluyor. Bir çocuğunuz daha var evde engelli. Çok o kadar çok zor ki. Biz elimizden geleni hem anne olarak hem dostlarım, hem de hastane personelinden tutun, profesöründen, uzman doktorundan, temizlik personeli, kantincisi, aklınıza kim gelirse. O kadar çok yardımcı oldular ki her konuda. Hiç kimse bizi incitip üzmedi mesela. Hepsinden de Allah razı olsun. Bu iş gerçekten hem ekip işi, hem maddiyat isteyen bir iş. Hem de yürek işi. Hem de yürek işi. Burada bitirdiğinizde, burada teslim olursanız zaten bütün vücudunuz teslim oluyor. Ama silkelenip kendinize gelirseniz bayrağı alıp gidiyorsunuz. Ben bu kadar duygusal olarak yoğunlaşacağımı da hiç düşünmemiştim. Özür dilerim, kusura bakmayın lütfen. Şöyle o 4 sene geçti gitti. Aynen. Ben kızınızın hayallerinde sizin de ortak olacağınız günler diliyorum. İnşallah. Dilerim, çok teşekkür ederim. İki kızınızla birlikte onun hayaline ortak olur. Yurt dışında çok farklı mekanlarda fotoğraf çekersiniz. O stickerları birlikte yapıştırırsınız. Bana ayırdığınız zaman için, bu projede olduğunuz için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi biz ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir farkındalık olacak diye düşünüyorum. Bizimle ilgilendiğiniz, vakit ayırdığınız için de böyle bir çalışmada biz de tercih ettiğiniz için, bulduğunuz için, sesimizi de duyduğunuz için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.